Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Hamdolsun yeni bir yayında yine sizlerle birlikteyiz. Yine güzel bilgiler sizinle paylaşacağız. Yani gerçekten hani bazı bilgiler vardır böyle yeri ve zamana gelir yani o an aklınıza geliverir. Yani o an aklınıza geldiğinde işte o bilgi sizi ipten alır, öyle söyleyelim. Evet, sizlere 20 tane böyle gerçekten faydalanabileceğiniz, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz sorunları, bilgileri paylaşacağım. Hemen böyle sohbet ede ede o bilgileri sizinle paylaşalım Allah'ın izniyle. Evet, e, hemen başlayalım. Sokak e, sokak köpekleri saldırısında müteselsil sorumlu olanlar e, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, valilik. Evet biliyorsunuz, e, son dönemlerde artık e, yani engellilerimiz e, bu konudan e, çok muzdaripler, mağdurlar. Yani e, sokak köpekleri saldırısına e, böyle uğranıldığı zaman ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, valilik direkt bundan mesul arkadaşlar. Yani e, bu makamlara dava e, açarsanız yani bu makamlar mesul olduğu için e, yani size e, bu konuda e, yani sorunlu bir şekilde hesap vermek zorundalar. E, öyle söyleyelim. Yine e, bir diğer e, bilgi tabii Instagram e, sayfalarından e, alıntı bunlar. Haklarını biliyor musun? Instagram sayfasıydı biraz önceki. Şimdi e, haklarımız nedir? Instagram e, sayfasından çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan e, müessesemiz sorumlu değildir yazının hukuki bir geçerliliği yoktur. Bak ben de bunu e, bilmiyordum mesela. E, yani e, her gittiğim yerde işte çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir yazısı var, değil mi? Bunu. E, biliyoruz ama bunun hiçbir şekilde hukuki bir geçerli yokmuş e, arkadaşlar yani e, bu şu anlama geliyor yani e, oradaki eşya e, kurumu bağlıyor yani o müesseseyi bağlıyor yani esasında bu müesseseler de bizleri izliyorsa e, mutlaka ve mutlaka e, bu e, ayrıntıya dikkat etsinler arkadaşlar yine e, haklarını ara Instagram e, sayfasından evlenme vaadiyle kandırılan bu durumdan fiziksel ve ruhsal olarak etkilenen kişi manevi tazminata hak kazanır. Evet bu da e, önemli bir ayrıntı e, arkadaşlar. E, yine hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemleri görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. Evet bu önceden çoktu ama şu anda artık hiçbir doktor bunun riskini göze almıyor. Yani önceden mesela yani böyle şeyler olabiliyordu. Yine devam edelim. Kiracı olağan kullanım neticesinde meydana gelen eskime ve bozulmalardan sorumlu değildir arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunu ben bizatihi yaşadım. Bir zamanlar kiracı olduğum bir evde e, kirayı ödedim yani elektriği suyu hepsini ödedim lakin e, bir süre sonra e, ev sahibi dedi ki e, iki buçuk milyar daha vereceksin e, dedi bana hayırdır dedim bu ne parası yani e, bu dedi yıpranma parası e, olur mu öyle şey dedim ben sana zaten e, evinin işte e, yani sıkıntılarını problemlerini tamir ettirmişim düzelttirmişim güzel bir şekilde boyalı badanalı bir şekilde teslim etmişim. Yani ekstra artı bir şekilde yani yıprama mı olur? Ama yani böyle acayip bir ev sahibi şeyleri çıkabiliyor arkadaşlar. Yine haklarını bil Instagram sayfasından kendi ürettiği elektriği kullanan kişiden vergi alınamaz. Alınması mülki takının ihlalidir. Yani bu da genelde bahçe evlerinde dikkate alınması gereken bir konu. Anayasa Mahkemesi'nden tüm sürücüleri ilgilendiren bir karar. Yoldaki çukur nedeniyle yapılan kazalarda tazminat istenilebilecek. Evet bu da hani biraz önce belediyeler bu konuyla ilgili sorunlu dediydik hatırlıyorsanız. Ha, bak burada güzel bir bilgi de var. Ne diyor? Kaza yerine uyarı levhası Koymaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olayda birinci derecede kusur olduğu ifade ediliyordu. Ancak Bala Cumhuriyet Başsavcılığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi e, demişler. Evet tazminat talebinin e, reddine çocuk içinse 7500 TL manevi tazminata hükmedildi e, diyor arkadaşlar. Bir saniye bunu habere bakalım bu haber önemli çünkü Evet yani böyle noktalarda belediyeler uyarı levhası koymak zorunda arkadaşlar yine yetim maaşı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulamaz haklarınızı biliyor musunuz Instagram sayfasından bu da önemli bir haber hatlarımız nedir? Instagram sayfasından yargıtay telefona yüklenen programla ele geçirilen yazışmalar delil sayılamaz. Evet bu da önemli bir ayrıntı artık günlük hayatımızda. Yani telefon kullanırken böyle tedirgin olduğumuz konulardan birisi bu. Avukata vekalet verilmesi halinde avukat kendisine vekalet veren kişinin tüm dava ve hukuki işlerini takip etme yükümlülüğü altına sokulamaz. Bu da e, önemli bir e, ayrıntı. Sık sık arızalanan e, araç ise, evet bu çok önemli. Şimdi esas yani bu yayının sizlere en faydalı olabilecek e, alanlardan birisi. Mesela e, engelli araç alımlarında e, bilhassa yani herkes gidiyor sıfır araç e, alıyor. E, sıfır araç alındığında sık sık arızalanan ve e, birçok parçası değişen sıfır araçlar gizli ayıp hükmünde olup bayi tarafından yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Bakın çok önemli bir e, ayrıntıyı e, paylaşıyorum. Ve yine Adana e, mahkemesi tam 10 yaşındaki bir otomobilin sıfırı ile değiştirilmesine karar verdi arkadaşlar bakın çok önemli bu ne diyor burayı biraz ayrıntıyı okuyalım İşte nokta nokta isimli vatandaş 2012 yılında sıfır model bir otomobil satın aldı İlk yıllarda hiç sorun yaşamayan hocam oğlu 2017 yılının aracının boyasında atmalar olduğunu gördü öyle ki aracın boyası adeta bir çıkartmaymışçasına kendi haline soyuluyordu bunun üzerine servise giden Hocamoğlu beklemediği bir sonuçla karşılaştı şirket aracın tamamen boyanabileceğini ancak zararın karşılanmay karşılanmayacağını söyledi ve Hocamoğlu mahkemeye veriyor 5 yıl sürüyor dava ve yine Hocamoğlu tüketici mahkemesine gidiyor arkadaşlar yine mahkeme heyeti bunun hafif bir kusur olduğunu e, ve boya ile gidebile, giderilebileceğine ayrıca sorunun iki yıllık yasal süreden sonra e, yaşandığına ve zaman aşımına uğradığına buna göre de davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine e, üst mahkemeye giden e, Hocamoğlu emsal niteliğindeki kararın çıkmasını sağlamış oldu. E, yine evet bakın e, yani. Ne kadar böyle bir azimli bir hukuk mücadelesi yani yılmıyor e, buradaki e, vatandaşımız yani e, mahkeme kararını bakıyor yani mahkemeler hatalı karar verebilir eğer böyle bir hatalı karar varsa ne yap ne yapacaksınız hemen eğer bunun üst mahkemesi varsa ya yine aynı karar gelir diye düşünmeyeceksiniz e, yani ne yapacaksınız bir üst mahkemesine orası da hatalı davranış verirse Yargıtaya, Anayasa Mahkemesine, İnsan Hakları Mahkemesine yani hukukta da alanlar var arkadaşlar. Yani kısırık olmayacaksınız bu konuda. Evet, otomobilin kilometre sayacıyla oynanması dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bu da önemli bir bilgi. hastane randevu randevuları ile ilgili de gece 24'ten sonra değil her gün saat 16'dan sonra açıldığını biliyor muydunuz? Genel itibariyle her gün saat 4'ten sonra e, randevular açılıyor. Bunu e, biliyoruz. E, yine e, işçinin iş yerinde geçirdiği kalp krizi iş kazası sayılır. Evet bu da e, çok önemli bir e, ayrıntı. Çalışan e, hakları Instagram hesabından e, Evet, özel güvenlik e, güvenlikçiler üst araması yapamaz. E, bu da e, önemli bir bilgi artık. Her yerde özel güvenlikçi e, var. E, bu da değişik bir bilgi geldi bana. Yine e, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haftalık izin konusunda e, yani hani haftalık bir gün izin veriyorlar ya pazar, işte pazar günleri genelde. Bunun e, 24 saatten az olamayacağına bölünemeyeceğine, biriktirip başka bir izinle telafi edilemeyeceğine e, hükmetmiş e, mahkeme. Bu da önemli bir e, ayrıntı arkadaşlar. Kapıda ödemeli veya e, normal gönderilen bir kargo paketini teslim almadığınız için satıcı tarafından size gönderilen icra tehditli mesajların hukuksal bir dayanağı yoktur. Ayrıca satıcı hakkında savcılığa Suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bu da e, diğer bir ayrıntı arkadaşlar. Yani bilmemiz gereken bir ayrıntı. Bak ben bunu bilmiyordum mesela. Yine e, yargıtay önemli bir e, karar almış. Yani mahkemeler fotokopi e, belgesi ile e, karar veremeyeceğini, hüküm veremeyeceğine karar vermiş. Bu da de, e, gerçekten önemli bir ayrıntı. İkinci el otomobil satışına dair yine emsal bir karar çıktı. Ha, yani e, eğer sadece araçta değil bu. Bir üründen, bir arabadan kapora aldıysanız ve sonrasında bundan caydıysanız yani bunun satışı gerçekleşmediyse bu yani karşı tarafa bir hak doğuruyor ve bu da nitelikli dolandırıcılık suçunu e, oluşturuyor Arkadaşlar yani bunu da dipnot bilgi olarak düşmüş olalım Bu da haklarınızı bilin Instagram sayfasından Evet gerçekten önemli ayrıntılar bu ayrıntılar arkadaşlar Evet bunları sizinle paylaşayım istedim yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın inşallah